Merhaba değerli takipçiler. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili müthiş gelişmeyi söyleyeceğim. Ancak önce hatırınızı sormak istiyorum. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Koronavirüs günlerine alışmaya çalışıyoruz. Bütün dünya gibi ülkemizde de gittikçe yayılıyor ve bizler her fert kendimizi ve ailemizi, sevdiklerimizi korumaya çalışıyoruz. Bu çağımızın çok önemli hastalığıyla ilgili önlemler almaya çalışıyoruz yapabildiğimiz kadarıyla. Bu önlemleri almayı başardığını zanneden, ancak kendisindeki bazı belirtiler ortaya çıkınca koronavirüsün bulaşmasından endişe edip hastaneye başvuran bir isim de Kıvanç Tatlıtuğ. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ boğazında yanma ve burnunda da akıntı olduğunu fark edince ve birkaç günde bunlar geçmeyince, ağrılar da artınca hastaneye başvurmuş. Koronavirüs testi yapıldı kendisine. Başvurduğu hastane Liv Hastanesi, Liv Hospital Etiler'deki. Bu hastane Fatih Terim'i 8 günde taburcu etmesiyle öne çıktı. Fatih Terim de koronavirüs teşhisiyle bu hastanede tedavi alınmıştı. Hastanenin önemi Fatih Terim'in ve diğer Galatasaraylıların, Abdurrahim Albayrak Galatasaray yönetici ve diğer başkan yardımcısı Yusuf Bey'in de bu hastaneyi tercih etmesinin nedeni, hastanenin Galatasaray'ın sponsor hastanesi olması. Zaten kulüple hastane arasında bir anlaşma var. Yöneticiler, futbolcular, teknik heyette bir rahatsızlık olduğu zaman bu hastanede tedavi ediliyorlar. Ve o yüzden Fatih Terim oraya gitti ve bunlardan hiçbir ödeme istenmiyor. Hastane sponsor zaten. Ve Fatih Terim'in 8 günde tedavi olması herhalde Kıvanç Tatlıtuğ'da bu hastaneyle ilgili olumlu düşündürttü. Ve o da hastalığın belirtileri kendisinde belli olunca hastaneye gitti ve test yapıldı kendisine. Fakat şu enteresan değerli takipçiler, Kıvanç Tatlıtuğ özelinde şu çok enteresan. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizel bu karantina günlerini toplumdan uzakta olmak için, şehirden uzakta olmak için Kemerburgaz'daki orman evinde geçiriyorlar. Orada yaşıyorlar. İzole halindeler ve hiç dışarı çıkmıyorlar. Tabii ki şunu bilmiyoruz. Gerek Kıvanç Tatlıtuğ gerekse eşi Başak Dizel, ki Başak Dizel de biliyorsunuz bir kafe restoran işletiyordu ve orası da muhtemelen her restoran, her kafeterya gibi içeriye müşteri kabul etmiyor. Yemek servisi yapıyorsa dışarıya yapıyordur. Bu işlerinden dolayı Başak Dizel en son ne zaman dışarı çıktı bilmiyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ en son ne zaman dışarıya çıktı bunu da bilmiyoruz. Ama muhtemelen eğer virüs kaptılarsa ikisinden biri, Kıvanç Tatlıtuğ'un hastanede olduğunu ve test yapıldığını öğrendik. Ya eve girmeden evvel, karantinaya girmeden evvel bu virüs kapıldı, ya da karantina süresinde eve siparişleri getiren, gıda siparişlerini getirip götürenler, diğer hizmetleri yapanlardan bu virüs kapıldı. Bunun başka izahı yok. Eğer virüs kapıldıysa, fakat şu da çok enteresan Kıvanç Tatlıtuğ özelinde, Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye başvurduğu zaman kendisi hastaneye yatırılıyor. Demek ki orada ona tetkikler, incelemeler, tıbbi incelemeler yapıldı. Akciğer filmi çekiliyor biliyorsunuz. İleri derecede akciğer taraması yapılıyor. Tomografisi çekiliyor. Kan testleri yapılıyor ve başka testler de yapılıyor. Bu testlerde mutlaka belirtiler çıktı ki koronavirüs testinin sonucunu beklemeden, algoritma bunu gerektiriyor çünkü, Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı algoritma, yani nasıl, neyin tedaviyi nasıl takip edecek
hastane. Hemen Kıvanç Tatlıtuğ'a koronavirüslüymüş gibi tedavi uygulandı ki hastaneye yatırıldı. Diyelim ki testi negatif çıkacak ya da şu saate kadar açıklanmadı testin sonucu. Bir test daha yapılıyor biliyorsunuz. Test ilk önce negatif çıkabiliyor ve bir doğrulamak için bir kez daha test yapılıyor hastaya şüpheliye. Umarım Kıvanç Tatlıtuğ pozitif değildir. Umarım bütün bu virüs bulaşmış olma ihtimalleri, yaptığımız bu konuşmalar hepsi ihtimal olarak kalır, gerçekleşmez ve Kıvanç Tatlıtuğ sağlıklı bir şekilde o hastaneden ayrılır. Ancak böyle değilse ve Kıvanç Tatlıtuğ'a hastalık bulaştıysa, virüs bulaştıysa çok fazla da korkulacak bir şey yok. Daha genç Kıvanç Tatlıtuğ, 37 yaşında ve sportmen bir yapıya sahip, çok da iyi beslendiğini tahmin ediyoruz. Kendisine iyi baktığını tahmin ediyoruz. Eğer pozitif çıkarsa doktorların da tedavisiyle hastalığı atlatacaktır diye ümit ediyoruz. Biliyorsunuz tedaviyle ilgili çok kısa sürede Dünya Sağlık Örgütü yeni algoritma oluşturdu ve iyileşen hastadan alınan kan hasta kişilere veriliyor, plazma hasta kişilere veriliyor ve onların da kanının temizlenmesi sağlanıyor bu yolla. Bu da hasta olan kişinin hızla iyileşmesine yardımcı oluyor. Bunu ilk Çinliler uygulamış ve İtalya'da da uygulanıyor şimdi. Fransa'da, İspanya'da da, İngiltere'de de uygulanmaya başlandığını biliyoruz. Keza Almanya'da ve Amerika'da bizde de uygulandığını televizyon programlarına katılan profesörler söylüyor. Koronavirüs Yüksek Bilim Kurulu'ndaki hocalar televizyon programlarında bunu söylüyorlar ve C vitamini yüklemesi yapılıyor hastalara. C vitamini koronavirüse savaşçı olarak çok direniyor ve C vitamini koronavirüsle mücadelede çok etken bir yöntem. Ama yüksek dozda C vitamini, bunu da hastanelerde verebiliyorlar. Bizim o aldığımız tabletler, şuruplar son derece düşük düzeyde kalıyor. O takviyeler tabii ki önemli. Eczanelerden aldığımız haplar, takviyeler tabii ki önemli. Onu belli ölçüde biz de hastalanmadan önce de vücudumuzu diri tutma amacıyla yapabiliriz. Ancak beslenmede burada C vitamini doğal yollardan almak gerekiyor. Nerede var C vitamini? Bunu hepimiz biliyoruz. Sebzelerde bolca var. Portakal, mandalina gibi meyvelerde bolca var. Mümkün olduğu kadar doğal yollardan beslenmeliyiz ve her türlü sebzeyi ayırt etmeden yemeliyiz ki bağışıklığımız kuvvetlensin ve çok da su içmeliyiz. Her zaman üzerinde duruyor bunun doktorlar. Su her derdin devası. Su mutlaka içilmesi lazım. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ olayına dönecek olursak, Kıvanç Tatlıtuğ biliyorsunuz dizilerde falan da oynamıyor. Uzun zamandır kendisi bir yapımda da yer almıyordu ve kendisini dinlendiriyordu. Eşiyle beraber tatillere gidiyordu. Eşiyle beraber seyahatlere çıkıyordu. Tabii ki bu koronavirüs belası dünyayı sardıktan sonra hiç kimse tatile gidemez oldu. Hiç kimse dışarıya çıkamaz oldu. Öncesinde de seyahatten gelen kişiler kendilerini karantina altına alarak çevrelerine bunun bulaşmasını muhtemel olarak, koronavirüs taşıyıcısı olarak görüldükleri için bunun bulaşmaması için bu karantina kurallarına mümkün olduğu kadar uymaları gerekiyordu. Rüştü Reçber'in eşi uymadığı için kocasına bulaştıran o olduğu iddia edildi. Hatırlarsanız ama kendisi negatif çıktı. Kendisine negatif çıktı. Çocuğunda da negatif çıktı. Dolayısıyla Rüştü Reçber'in eşi Işıl Hanım'ın çocuğuna, kocasına bunu bulaştırdığı iddiaları
asılsız kaldı. Rüştü Reçber'in, Fenerbahçe'nin yıllarca kaleciliğini, kaptanlığını, milli takımın kaptanlığını yapan Barcelona'ya transfer olan ilk Türk futbolcu Rüştü Reçber'in bu koronavirüs belasını kimden aldığı da henüz belli olmadı. Peki arkadaşlar, Kıvanç Tatlıtuğ'a, Rüştü Reçber'e şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Rüştü Reçber inşallah bir an evvel iyileşir ve taburcu olur. Kıvanç Tatlıtuğ ise daha henüz belli değil. İnşallah koronavirüs ona bulaşmamıştır ama bulaştıysa da kendisini doktorların çok iyi bakacağını ve kısa sürede bu hastalığı atlatacağını eminim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.